Selamünaleyküm değerli bacılarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun Allah'ıma. Bugüne de duacı sağlığımızla. Bugün güzel bir kurabiye yaptım arkadaşlar. Kakaolu. Brownie tadında ıslak kurabiye diye geçiyor bu. Hemen şöyle alıp sizlere göstermek istiyorum. Vallahi süper oldu. İnşallah sizler de beğenerek severek yaparsınız. Hemen bunu şöyle kenara koyup size dünkü söz verip de unuttum. Unumu göstereceğim. Bir sürü takipçim bana yazmış. Gül abla unu gösterecektin herhalde unuttun diye. Bugün hiç unutmayayım diye sırf masanın üzerine koydum arkadaşlar. Tek göstereyim diyerek. Benim kullandığım un. Bu un teksin. Bir de şey çok soruyorsunuz. Baklavalık böreklik mi yoksa çok amaçlı olan mı? Benimkinin üstünde ikisi de yazıyor arkadaşlar. Baklavalık böreklik. Özel amaçlı, çok amaçlı buğday unu diye yazıyor. Benim unu, kullandığım un bu. Bazen eğer büyüğünü de alıyorum, 50 kilosunu alıyorum fabrikaya gidersem, fabrikaya gitmesem de elimde poşette getirebileceğim kadar marketten böyle en büyüğü zaten 4 kilo en küçüğü, büyüğü demişim. En küçüğü 4 kilodan başlıyor, 10 kilo, 25 kilo, 50 kilo kadar devam ediyor böyle. Kullandığım unum da bu. Buradan da bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bacılarım inşallah videomuza geçelim, beğenerek severek izlersiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip kanalımı desteklerseniz hepinizden Allah razı olsun. İşi olan da olmayan da arkadaşlarım. İşleri de varsa hiç gönül koymazlık tabii ki de. Müsait oldukları da izlerler. Buradan hepinizi kucak dolusu öpüp sevgiler selamlar gönderiyorum. Şimdi ıslak kurabiyemizin önce şerbetini hazırlayalım. Şöyle 2 su bardağı şekerimiz var. Çünkü soğuması lazım kurabiyenin pişene kadar. İki su bardağı da şekerimiz, iki su bardağı suyumuz. Ocağımıza koyduktan sonra kaynamaya başlayınca tam 5 dakika kaynadım, altını kapatın arkadaşlar. Çok koyu olmasın şerbetimiz. Şimdi canlarım kurabiyelerimize geçelim. Bir tane yumurtam var. Şöyle 150 gram tereyağım var. 1 çay bardağı toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kakaomuz, şöyle bir paket vanilya, bir paket şurada göstereyim, abartma tozumuz, 3 su bardağı da unumuz var arkadaşlar. Ben bunları ölçü olarak koydum ama unum ne kadar gider onu tam bilmiyorum. Onu açıklama bölümüne yaparım, yazarım yani. Malzememize göre unun miktarı değişebilir, o yüzden tam şu an size miktar vermiyorum, onu dediğim gibi altına yazarım. Şimdi çırpıcımızla yumurtamızı güzel de çırpalım. Ses kırıklığı olduğu için kusura bakmayın canlarım. Hemen şöyle şekerimizi, tereyağımızı da oda sıcaklığında yumuşak gördüğünüz gibi. Şöyle onu böyle hemen israf etmeden kaşıkla toparlayıp, bazı takipçilerim yazıyor gulapla tereyağı çok pahalı işte, her şey pahalı yapamıyor. Arkadaşlar ben burada şey verdiğim için, tarif verdiğim için mecburen kullanmak zorunda kalıyorum ama normalde kurabiyeler normal paket yağla da oluyor, çok da güzel oluyor. Önceden biz de paket yağ yapıyorduk, bazen tereyağı olursa yapıyorduk, tereyağı olmazsa paket yağ kullanıyorduk. Onun için paket yağ da çok güzel oluyor, onu da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle çırpıcımızla güzelce yavaştan karıştıralım. Aniden misafirimiz geldiğimizde bizi hızlıca yapabileceğimiz bir kurabiye arkadaşlar. Bizi darmadan kurtaracak. Onu uğraştırmıyor. Hemen şekerimiz zaten 5 dakika kaynayınca kapatıyor altını. Şerbetimizi.
şöyle çıktırdık. Şimdi burada vanilyamızı, kabartma tozumuzu şöyle 4 kaşık kakaomuz var, onu da kattım. Unumuzu hepsini koymayacağım. Dediğim gibi miktarı çok değiştiriyor. Şöyle yavaş yavaş hamurumuzu yoğuralım. Kurabiyeyi denemenizi gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bu kurabiyeyi ilk hamur işlerine girdiğimde çalışmayı orada yemiştim. Brownie'ye benziyor tadı. Çok hoşuma gitmişti. Geldim hemen çocuklar yesin diye ben de evde yapmıştım. Onlara denemiştim ama kanalımda hiç yapmak nasip olmadı. Değişik değişik kurabiyeler yaptım. Yine oradaki yaptığımız kurabiyeleri gösterdim sizlere. İlk defa yapıyorum bunu da burada. İnşallah beğenirsiniz bacılarım. Ha, şeyim küçük olduğu için leğenim kenarlara taşıyor. Ben o yüzden pembe leğenimi çok seviyorum. Bunda da yumurta çırptım diye bunu da yoğurdum. Kurabiyemi yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi kalan unumu şöyle sizlere de göstermek istedim. Aha da kurabiyemi içine döküldü. Ne kadar kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bir bardak unumuz kalmış. Buna ne gidiyor? Ben bunu yine tekrardan içine yedirim. Tam iki bardak un gitmiş oldu. Komplesini. Dediğim gibi undan ona da kalitesine göre de değişir. Ondan sonra yumurtanın büyüklüğüne göre ona göre bile değişiyor yani. Yine şaşıracağım arkadaşlar biraz daha çok konuşursam. Heyecan yapıyorum ben. Hep böyle heyecan yaparak konuşuyorum. Dün de şey yazmışım. Söylemişim, yazmamışım da. Neydi onun adı? Dünkü yaptığım açmanın üstüne attığım tamamdır bu. Açmanın üstüne attığım neydi? Haşhaş. Yeşil haşhaş demişim arkadaşlar, mavi haşhaş diyeceğim yerde. Takipçimin biri çok gülmüş. Yazdı yoruma, ben de çok güldüm. Sağ olsun. Şimdi şöyle ceviz büyüklüğünde parçaları kopartalım. Elimizde şu şekilde mi tırnaklarım araya girdi şeylerde. Kakaolar. Şöyle çok da büyük almayalım. Dediğim gibi ceviz büyüklüğünde elimizde yuvarlayıp tepsimize bu şekilde dizelim. Bunu ne var bu onda arkadaşlar, biz çok yapıyorduk ki biz şeye, çalıştığımız yere ikişer üçer ölçü yoğurup hem de bir çeşit kurabiye değil, bir günde 6-7 çeşit kurabiye yapıyorduk. Hazır değil, el yapımı diye gerçekten satışları çok güzeldi Leyla'nın. Böyle komplesini böyle yapalım. Evet, şöyle yuvarladım. İki tane eksik çıktı tepsimi doldurmak için. Çok da küçük yapmak istemedim. Dediğim gibi ceviz büyüklüğünde arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25, 27, 28 tane kurabiyem çıktı. Fırınımı 180 derece ayarladım. Fanla ayarda pişiriyor. Şimdi fırınıma gönderip pişireceğim. Kaç dakikada piştiğinde yazacağım. Buna bakalım arkadaşlar. Bazı takipçilerim çok soruyor, Gül abla şeyini söylemiyorsun diye. Gerçekten şey için söylemiyorum arkadaşlar. Pişirme saatini ya da dakikasını. Fırından fırına çok değişiyor. Ben burada yaptığımı bazen kızlarımı evinde de yapıyorum. Tarifimi aynısını. Orada geç pişiriyor ya da erken pişiriyor. Benim fırında farklı pişiriyor. O yüzden söylemiyorum. Son zamanlarını zaten kontrollü bir şekilde pişirirsiniz kendiniz. Hemen atalım fırınımıza. Şöyle kurabiyelerimi çıkarttık. Kurabiyelerimiz dağılmadan çok güzel pişti arkadaşlar. Hemen fırının ağzını kapatın. Şu tarafa geçeyim ki gölgem düşmesin. Hava bulanık olduğu için ışığı yakıyor. Işık da gölge yapıyor.
Gördüğünüz gibi çatlaya patlaya çok güzel pişti. Hemen şöyle soğumuş. Şöyle ters çevirin. Biraz sıcak. Soğumuş şerbetimizin içine kurabiyelerimizi sıcakça çıkardığımız andan itibaren şöyle dolandırıp içinde hemen alıp servis tabağımıza koyuyoruz arkadaşlar. Şerbetimizi önceden kaynattık, soğuttuk. Kurabiyelerimiz fırından çıkar çıkmaz hepsini şöyle içine koyup alabildiği kadar ters tarafında çevirelim. İçine burası da güzel alsın. Bu rolü tadına gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yapan değerli takipçilerim zaten bana Instagram'dan resimlerini atıyorlar. O kadar güzel oluyor ki renkleri falan. Şöyle 1-2 dakika dursun ki içine güzel çeksin. Şerbetimizi sızdırarak alalım. Hepsini bu şekilde yapalım. Kurabiyelerimizin hepsini şerbetledim. Şimdi üzerlerini Hindistan ceviziyle süsleyelim. Gördüğünüz gibi enfes. Görselliği de çok güzel oldu bacılarım. O da güzel çatlamışlar ki hiç dağılmadı. Kurabiyelerin dağılmamasını isterseniz arkadaşlar şeyimizi, fırınımızı sıcakken sürelim. Fırınımızı ısıttıktan sonra sürelim kurabiyemizi. O zaman dağılmaz. Şöyle hemen bunu çekelim kenara. Vallahi pek güzel oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Hemen şöyle bir tadım testine geçelim. Bir tane çatal alalım şurada. Şöyle yakından arkadaşlar. Şerbeti içinde. Gerçekten çok güzel olmuş. Değerli takipçilerim. Biraz sıcak. Sıcaklığı geçsin. Harika. Çocuklarımızın çok beğeneceği bir kurabiye. İnşallah sizlere beğenerek severek yaparsınız bacılarım. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.